Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün günlerden kaç ya? 13 Ağustos 2024 günlerden Salı günü. Bugün aynı zamanda YKS 2024 tercih sonuçları da açıklandı. Bütün üniversite giden arkadaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ben de tercih vermiştim. En son ben 2019'a mezun olmuştum. 2019'dan bu yana pek öyle üniversite öğrencileriyle pek şeyim yoktu. Yani daha doğrusu öğrenciyle iletişimim vardı. Öğrenci değildim. Öğrenci statüsümü kaybetmiştim böyle. Bu yıl tekrar YKS sınavına girdim. Hazırlanmadan girdim. 103 bin sıralamam vardı. Tercihleri verdim. Ben öğretmenlik istiyorum işte. Sosyal bilgi öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği. Coğrafya bölümü falan vermiştim böyle. Bir de sosyoloji öğretmeni. 6-7 tane tercih vermiştim böyle. Nihayetinde tercih sonuçları açıklandı ve dördüncü tercihim olan coğrafya bölümü, fen edebiyat bölümünde olan, hepsinde ben Erzurum'da olduğum için, Atatürk Üniversitesi'nde olduğum için orayı vermiştim ve nihayetinde orası geldi. Atatürk Üniversitesi coğrafya bölümü geldi. Sevindim mi? Sevindim. Gerçekten keşke ikinci öğretim olsaydı, ikinci öğretim olarak okuyabilseydim. Çünkü hem çalışacağım hem okula gideceğim. Hani nasıl bir süreç bekliyor bilmiyorum. Tabii daha önce öğretmenlikle okuduğum için çoğu dersten de muaf olacağım. Hani onun da bir avantajı var. Bir de bu duygu da merak ediyorum. Hem çalışarak hem okuyarak, yani hem çalışarak hem okumak nasıl bir duygu? Çünkü öğrenciyken biraz daha maddi konuda biraz daha eksik oluyorsun. İstediğin ya da materyallere erişimin biraz kısıtlı oluyor. En azından bizim dönemimizde öyleydi. Ama şu anda çok şükür öyle bir sıkıntımız yok maddi olarak. Manevi olarak da hazırız. Yani yine heyecanlandım gerçekten. Yani ilk 2016'da, 2017'de üniversiteye gittiğim o heyecanı tekrar yaşamak istiyorum böyle. Bakalım. Yani Erzurum'da coğrafya bölümü sınıf arkadaşlarımız nasıl oluyor? Güzel bir duygu. Bakalım hayırlısı olsun böyle. Hazırlanmadan üniversite sınavına girdim. Demek ki yani hazırlanmadan iyi bir, yani 103 bin sıralamaya girmiştim böyle. 362 küsür puanım var böyle. Yani hazırlansam böyle ilk 30 bine 20 bine gireceğimi düşünebilirim yani. Sözel kısmın ama sayısalım falan olmadığı için böyle hani sözel kısmında yani ilk 20-30 bine girebilirim böyle. Aynı zamanda ÖNİSAS 2024 KPSS sınavı da geliyor. Ona da gireceğim. Ona da hiç hazırlanmadım. Evet, bir ara oturdum adam akıllı hazırlanacağım dedim. 4 tane deneme çözdüm. Ondan sonra bıraktım. 1 Eylül'de sınav var. Ben de ne hikmetse 23 Ağustos'tan sonra 23-24 Ağustos. 24 Ağustos güzel bir tarih. Hani ben de izne ayrılacağım. Böyle bir tatil yapacağım. Bir kamp yapacağız kendimize. Ondan sonra pazar günü sınav var 1 Eylül'de. 31'inde dönmeye çalışacağım tekrar Erzurum'a. Sınava gireceğim. Hiç hazırlanmadım. Ama daha önce işte bir iki hafta hazırlanmış olduğum notlarım var böyle. Onlara bakacağım ve hızlı bir şekilde bir iki tane deneme çözerim böyle. Yani yine 60 ve üzeri bir net çıkarırsam benim için yeterli olacağını düşünüyorum. 2026 KPSS'ye o zaman adam akıllı hazırlanırım böyle. Bir başka husus, yaşlı bakım tipi sekreter konusunda da video istemiştiniz böyle. Onlara da kısaca bir değinmek istiyorum 2 dakikalığına. Şimdi 2024 KPSS ile çok az alım, yani alımlarının minimize edileceğini zaten bakan söylemişti böyle. Bundan sonra alım konusunda sıkıntı yaşayacağımız bir dönem olur. Yani 2024-2026 tarihleri arasında çok çok az veya minimum alımların olacağını düşünüyorum böyle. Alımlar ne zaman olur? Hiçbir bilgi, hiçbir fikir yürütemiyoruz böyle. Şu anda yani alımları atamayı bekleyen kişilere değil de bu süre zarfında yeni üniversite sınavına giren arkadaşlarımız, işte yeni bir bölüme girmeye hak kazanan arkadaşlarımız ne yapacak? Elinden geldiğince bu bölümleri bitirmeye bakacak ve 2026-2028 en çok da zaten 4 yıla giden bir arkadaşımız 2028'e mezun olur.
Dolayısıyla 2028 KPSS'lerin 2029, ulan ne kadar tarih varmış, 2029. O tarihler odaklanacak. Yani şu anda evet durum kötü olabilir. Alım yok, atama yok, yığılmalar söz konusu olabilir. Ama sizin yapmanız gereken nedir? Ki ben de mesela şu anda coğrafya okuyorum, evet. Coğrafya öğretmenliğinin gelmesini istiyorum ve coğrafya bölümü geldi. Ben biraz işin zevkine, işin eğlencesi, işin öğrenci kısmına bakıyorum böyle. Siz ne yapacaksınız? Bölümleri bitireceksiniz ve sonuca odaklanacaksınız. O sonucunda inşallah yine eskisi gibi güzel alımlar olacaktır diye düşünüyorum böyle. Siz onlara bakacaksınız. Şu anda alım yok. Yani KPSS'de çok çok yüksek derece bile yapsanız bile alım olmadığı sürece yine bir şey yapmıyorsunuz böyle. Bu süre zarfında siz elinizdeki geldiğince elinize bulan bölümü bitirip ileriye odaklanmanız. Yani şu an için bir şey demek çok çok zor, çok mümkün değil böyle. Hayırlı olsun tekrardan. Allah bakalım. Üniversite kayıtlarımızı yapalım. Allah bize ne gösteriyor böyle. Yeni bir yola giriyoruz. Hem çalışarak hem okuyacağız. Hayırlı olsun. Ben coğrafyayı çok seviyorum. Gerçekten coğrafyayı çok seviyorum böyle. Eğer şey yaparsam böyle, yani bu konuda biraz daha kendimi geliştirirsem böyle, hani coğrafya yönelik harita üzerinde videolar, animasyon şeklinde videolar çekmeyi veya işte hani örnek veriyorum ki gezerek coğrafyayı anlatmayı hedefliyorum böyle. Düşünsene hem gezmeyi de sevdiğim için böyle hem geziyorsun hem anlatıyorsun böyle. Bunu bir bütün haline bir sentezleyebilirsen böyle çok güzel şey yapabilirim böyle. Tabii çoğu zaman da insan kendini hazır hissetmiyor, o da var. Yine de biz elimizden geldiğini yapacağız böyle. Tekrardan önce öğrenci kardeşlerimize, arkadaşlarımıza sonra da bana hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, güle kalın inşallah. Bu arada belki video çekmeyebilirim. Yani bu tür eğitim tarzında, bu tür kamera karşısından geçip çektiğim videolar olmayabilir. Zaten bir hafta sonra, bir hafta 10 gün sonra, bugün ayın 13-10 gün sonra izne de ayrılacağım. Biraz kafa dinleyeceğim. Aslında izne ayrılınca insan kafa dinlemiyor. Gerçekten yoruluyor. Ondan sonra izne döndükten sonra 2 Eylül'de döneceğim. Sana 1 Eylül'de sınavım var. 2 Eylül'de döndükten sonra bir hafta toparlanma süreci olacak. Ondan sonra yani Eylül'ün ortalarına kadar Allah Kerim, bakalım neler bizi gösteriyor, neler bizi görüyor, neler bizi gösteriyor, neler bizi şey yapıyor. Neyse, selametle kalın inşallah.